Selam arkadaşlarım. Problem kampımızın 14. günüyle devam ediyoruz. Peki 14. günde neler yapacağız? Grafik problemlerin konu anlatımını bitireceğiz ve konuyla ilgili iki tane oryantasyon testlerimiz var. Onları çözeceğiz. Arkadaşlar, peki nelermiş bu grafik problemleri? Gelin birlikte bakalım. Gerçekten kolay. Kesinlikle gözümüzü korkutmayalım. Dikey geçiş sınavı olsun, ALES olsun, KPSS olsun, YKS olsun hiç fark etmez. Bu tür sorular kaçmayacak sorulardır arkadaşlar. Şimdi gelelim sütun grafiğine bakalım. Veriler sütunlar şeklinde grafikte gösterilmesine sütun grafiği denir. Yani bu şekilde çubuk çubuk gösteriliyor arkadaşlar. Bunlar sütundur. Evet. Aynı kolona benziyor. Şimdi devam edelim. Örneğin bir sınıfta bulunan Ali, Buse, Cem adlı öğrencilerin bir dersten aldığı notlar aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Mesela bakalım. Ali ne almış? 62. Buse ne almış? 80. Aldığı not burada. Öğrencilerin isimleri burada. Cem ne almış? 58. Aldıkları puanın sütun grafiğiyle gösterilmiş arkadaşlar. Şimdi bakalım buradaki sorumuza. Bir kişinin haftanın 5 günü boyunca harcadığı para miktarı aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Bu kişinin günlük ortalama harcadığı para kaç TL'dir? Sana ortalamasını soruyor. Şimdi pazartesi günü bu kişi 35 TL harcamış. Salı günü 40 TL harcamış. Çarşamba günü 30 TL harcamış. Perşembe günü 25 TL. Cuma günü de 35 TL harcamış. Kaç gün var burada? 5. Ortalamasını sorduğu için 5'e bölüyoruz arkadaşlar. 5, 10, 15, elde var 1. 4, 6, 9, 13, 16, 165 bölü 5'ten 33 cevabı gelir. Demek ki ortalama 33 TL harcıyormuş. İkinci örneğimize bakalım. Bir ilde 5 gün boyunca ölçülen gece ve gündüz sıcaklıkları aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Gece gündüz sıcaklıkları farkının en az ve en çok olduğu günleri bulunuz. Arkadaşlar sıcaklık farkına bakacağız. Mesela pazartesi günü pembe olan gündüzmüş, sarı olan geceymiş. Gündüzle gece arasındaki sıcaklık farkı nedir? 20'den 10'u çıkartıyorum, 10'dur. Buraya baktığımda 25'ten 15'i çıkartıyorum, 10. Buraya baktığımda 30'dan 10'u çıkartıyorum, 20. Buraya baktığımda 40'dan 15'i çıkartıyorum, 25. Burada ise 15'ten 10'u çıkartıyorum, 5. Arkadaşlarım görüyorsunuz sıcaklık farklarını. O zaman sıcaklık farkının en az olduğu Cuma günüdür. En fazla olduğu 25 olmak üzere Perşembe günüdür. Bitti. Gelelim buraya. Bakın burada mor olanları gider olarak, turuncu olanları da gelir olarak yazmışlar. Yukarıdaki sütun grafiğinde bir şirketin yıllara göre gelir ve gider miktarları gösterilmiştir. Bu şirketin 2011 yılının başından 2016 yılının sonuna kadar elde ettiği kar oranı gelir üzerinden yüzde kaçtır? Sana gelir üzerinden diyor ya. 2011'den 2016 yılının sonuna kadar ne kadar gelir elde edilmiş onu bir hesaplayalım. Gelir eşittir. Bakın burada turuncu olan gelirdi. O zaman 2011'de bir 80 var. 2012'de 100 var. Burada 2013'te 80 var. 2014'te 80 var. 2015'te turunculara bakıyorum 130 var. Burada da 130 var. Arkadaşlar toplayacağım. 160. Burada da 260 var. Topladığımızda 420'yi verir. 500, 600. Geliri 600 1000 TL'ymiş arkadaşlar. 600 bin TL. Peki ne diyor? Gelir üzerinden elde edilen kar yüzde nedir? Arkadaşlarım şimdi kâra bakacağız. Nasıl bakıyoruz? Gelirimiz bu. Giderimiz bu. O zaman gelirden gideri çıkardığımızda bulduğumuz ifade kâr verecektir. 80'den 60'ı çıkardım. Kâr burada 20. 100'den 70'i çıkardım. Kar 30. Burada kar zarar yok. Buraya bakıyorum. 80'den 50'yi çıkardım. 30. Burada da 130'dan 100'ü çıkardım. 30. 130'dan 120'yi çıkardım. 10. Arkadaşlar
20, 30 daha 50, 80, 30 daha 110, 10 daha 120. Yani burada kar neymiş arkadaşlarım? 120 bin TL'ymiş. Ama neyin üzerinden? 600 bin üzerinden. Diyeceğiz ki 600 binde 120 bin kar varsa yüzde ne kadar diyeceğiz? Sadeleştirdiğimizde %20 kar oluyormuş gelir üzerinden. Geldik daire grafiğine. Yani sütun grafiği neymiş arkadaşlarım? Böyle çubuk olanlar sütun. Daire grafiğini okuyalım. Verilerin bir daire içerisinde daire dilimleri biçiminde gösterilmesiyle elde edilen grafiğe daire grafiği denir. Evet arkadaşlarım, daire 360 derecedir ve içerisindeki veriler açıyla doğru orantılıdır. Mesela burada 100 varsa bu 100 ile doğru orantılı. Burada 80 varsa 80 ile doğru orantılıdır. Yani şuradakine dikkat edin. Neyle ilgili bilgi veriyorsa mesela ağırlık mı, ağırlıkları açıyla doğru orantılıdır. Ya da sayı mı, sayıyla doğru orantılıdır. Para mı, parayla doğru orantılıdır. İç üzerindeki açıyla doğru orantılıdır. Şimdi gelelim sorumuza. Aşağıdaki daire grafiğinde bir kitapçıda satılan roman, hikaye ve şiir türlerine ait kitapların sayıca dağılımı verilmiştir. Yani sana sayısını vermiş. Açıyla ne olduğunu biliyorum. Doğru orantılı. Şimdi arkadaşlarım şuradaki açıyı bulalım. Bunun tamamı 360 ya. 140 artı 100 240'tır. 360'tan 240'ı çıkardığımda 120 gelir. Topladığımızda 360'ı verecek. Buna göre bir iki üç ifadelerinden hangileri doğrudur? Dikkatlice gidiyoruz. Kitapçıdaki toplam kitap sayısı 180 ise kitapların 50 tanesi şiir kitabıdır. Arkadaşlarım bakın sayıca dağılımı verilmiş. 360 derece olduğunda toplam kitap sayısı 180'miş. Tamam mı? Bu kitapların 50 tanesi şiir kitabı diyor. Şiir açının ne kadarı? 100 derece. O zaman ne kadar olur? Yarısı, yarısını alıyorum. Kitapların %50'si oluyor. Tamam. Şimdi gelelim buraya. Pardon. Kitapların 50 tanesi oluyor. %50'si nereden çıktı? Hemen bir toparlayayım gençler. Ne dedik? 360 derece olan ifade bütün kitap sayısını verdiği için 180 tane kitabı gösteriyor. 100 derece kaç kitabı gösterir diyerek yarısı yarısı dedik 50 kitabı gösterir. Demek ki şiir burada 50'ymiş, 50 taneymiş arkadaşlar. Kitapçıda 72 tane hikaye kitabı varsa 84 tane roman vardır. Şimdi arkadaşlarım diyeceğim ki 120 derece olduğunda 72'ymiş. 72 tane hikaye kitabı var. Romana bakıyorum. 140 derece olduğunda ne kadar vardır? Arkadaşlarım bunu da 140 çarpı 72 bölü 120'den bakın 6 kere var. 6 kere 4, 24, 84. Demek ki 84 tane roman varmış. Ne dedik? Üzerinde yazan açıyla doğru orantılıdır. Sayısı olarak verilmiş. Demek ki sayıları açıyla doğru orantılı olacak. Şimdi gelelim diğerine. Kitapçıdaki roman sayısı şiir kitabı sayısından 40 fazla ise kitapçıda 60 tane hikaye kitabı vardır. Bak ne diyor? Şiir kitabıyla roman diyor. Arkadaşlarım romanın açısı 140. Şiir 100. Aradaki derece farkı nedir? 140 eksi 100'den 40 derecedir. Yani bu 40 derecelik fark bize 40 fazla kitap olduğunu söylüyor. Yani 40 tane kitap sayısına eşit. Peki hikaye kitabı kaç tane olur? 120 derece neye tekabül eder? 3 katı 3 kat olacak. 120 tane kitaba tekabül eder. Ama bize 60 tane demiş. Yanlıştır. Cevap 1 ve 2'dir gençler. 5'e bakalım. Bir manavda bulunan meyvelerin ağırlıkça dağılımları. Bu sefer ağırlığa göre dağılım vermiş. Daire grafiğinde gösterilmiştir. Arkadaşlarım bakın 85 dereceye karşılık kiraz gelmiş. 90'a karşılık kayısı gelmiş. Bu manavda 30 kilogram çilek ve 36 kilogram kayısı bulunduğuna göre grafikte şeftali için ayrılan daire diliminin merkezi nedir? Merkez açısının ölçüsü nedir? Şimdi dikkat et. Ne diyor? 30 kilogram çilek. Arkadaşlarım 85 dereceye 30 kilogram çilek tekabül etmiş. Peki 36 gram olan kayısı, bir dakika. Ben kirazı aldım. Hemen toparlıyorum arkadaşlarım. Tekrar edelim.
Ne demiş? 30 kilo çilek, 36 kilo kayısı. Şimdi şuna bakacağım. Arkadaşlarım kayısı 90 dereceye tekabül etmiş. O da 36 kilogram. 90 derece 36 kilogram geliyorsa 30 kilogram olması için kaç dereceye gelecek? 30 çarpı 90 bölü 36. Arkadaşlarım 9'a böl 4, 9'a böl 10. Burada da 3 çarpı 25'ten 75 gelecek. Yani burası bize 75 dereceyi veriyor. Ne yaptık? 36 kilogram merkez açısı ölçüsünden 90 dereceye geliyormuş. 30 kilogram kaç dereceye gelir dedik? 75 derece. Şeftalinin buradaki kaç derece olduğunu bulmak için ne yapacağız? 85, 75, 36 artı x eşittir 360. Şuradan 160 geliyor. 9, 160 geliyor. 36 ile topladığımızda 196 geliyor. Çıkardığımızda arkadaşlar buradan 164 cevabı geliyor gençler. Demek ki buradaki açımız 164 dereceymiş. Yanlış mı yaptım? 10, 5, 6 yanlış değil. 6. örneğimize bakalım. Bir şeftali bahçesindeki şeftalilerin cinslerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir. Buna göre şu iki cins şeftalilerin toplamı diğer cins şeftalilerin toplamının yüzde kaçıdır demiş arkadaşlar. Şimdi onları bir bakalım. Bunların toplamı diyor. Biz buradaki açıya x dersek tamamı 360 derece olduğundan x'i bulmamız lazım. 90 artı 130 artı 60 artı 50 artı x eşittir 360. 190, 280, 50 daha 330. 330 artı x eşittir 360'dan x'imiz burada 30 derece gelmekte. Şimdi bu iki tane seçtiğim toplam açısı nedir? 90 artı 30'dan 120'dir. Peki diğerleri ne oluyor arkadaşlar? Diğerleri de burada işte şuradaki kırmızı açıdır. Yani 360'dan 120'yi çıkardığımızda 240'tır. 240'ta 120 ise yüzde ne kadardır deyip hani şey, diğer cinslerin toplamının yüzde kaçıdır demiş. Bakın yarısı, yarısını alacağız. Demek ki %50'siymiş arkadaşlar. 7. örneğimize bakalım. 36 kişilik bir sınıfta yapılan bir sınavın derece dağılımı birinci ve ikinci grafik ile gösterilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? X'i istiyoruz. X nerede? Yeşil arkadaşlar. Yeşil burada peki. Şimdi dikkatlice bakalım. X'e ulaşmak istiyorum. Ama X'e ulaşabilmem için bir şey bulmam lazım. X'i sona bırakalım arkadaşlar. Şimdi gelelim Y'ye bakalım. Y 6 demiş. Y burada mavi olan. Şimdi dikkatlice inceleyelim. Neler biliyorum? Geçmezi. Geçmez burada 10'muş. Notu oraya geliyor. Şimdi 100 dereceye karşı notu 10. Değil mi? Ben Y'yi arıyorum. Yani Y dediğim burada turuncu kısım arkadaşlar. O da 60 dereceye geliyor. 60 dereceye karşı notu ne olur? 10'a bölmüş. 10'a bölmüş 6 olur. Y'miz 6'dır. Birincisi doğrudur. İkincisi doğrudur. Şimdi arkadaşlarım devam edelim. Alfa 45 demiş. Bir de neyi bulmam lazım? Bir saniye. Mavi kısım var. Mavi kısım 4 arkadaşlar. Burada da mavi kısım iyi gösteriyor aynı. Şimdi şuradan tekrar gidelim. 100 dereceye karşı notu 10 görüyoruz. Peki burada ne mavi olan 4? Notu 4 ise derecesi ne olur? 10 katı 10 katı derecesi 40 olur. Yani alfa buradan 40 olmalıdır. Burada 45 demiş yanlıştır. Ne yaptım gençler? Dedim ki 100 derecedeki 10 oluyor. Bakıyorum mavinin notu belli 4. 4 olabilmesi için kaç dereceye tekabül eder dedik? 40 derece dedik. Buradaki iyi olan kısım 40 derece olmalı. X'e ulaşmam lazım. Onun için ortayı da bulmalıyım arkadaşlar. Orta burada sarı olan 14. Arkadaşlarım diyorum ki 100 dereceye karşı notu 10'du. Pembeyi kullanıyorum. Orta 14 ya. 14 olacaksa notu kaç dereceye tekabül eder? 10 katı 10 katı 140 dereceye tekabül eder.
Buraya 140 diyorum arkadaşlar. Buradaki açıların tamamı 360 olacak. Şuraya da ben x dersem x artı 40 artı 60 100 140 tamamı 360. Bak 200 300 340 oldu. X'i 20 bulduk. Peki'ye gelen kısım 20 derece. Arkadaşlar 100'e 10'sa 20 dereceye ne olur? 10'a böl, 10'a böl 2 olur. Demek ki x'imiz de 2'ymiş arkadaşlar. Burada 1 ve 2 doğrudur. Geldik 8. sorumuza. Aşağıdaki grafiklerde verilen mavi boyalı bölgeler sınıfta bulunan erkek öğrenciyi bir tanesine yazalım. Sarı boyalı bölgeler o sınıfta bulunan kız öğrenci sayısını göstermektedir. Aşağıdaki grafiklerin hangisinde o sınıfa ait kız öğrenci sayısı sınıfın %40'ına eşittir? Şimdi arkadaşlarım, burada dairesel bir grafik var. Dairesel grafikte diyor ki, yani bütün sınıfın diyor %40'ı kızdır diyor. O zaman şöyle diyeceğiz. %40'ı kızsa 360'tan ne kadarı kızdır? Şimdi yapacağımız iş burada sadeleştirme yapmak. 4 çarpı 36'dan 144'ü verecek. Yani 360 derecelik daire diliminde 140 derecelik kısım kız oldu. Sarı olan kısımlara bakacağım. Bir tek şunun açısı yazılı değil. O da zaten 360'dan 213, 216'yı çıkardığımızda bize 144'ü veriyor arkadaşlar. 9'a bakalım. Aşağıdaki dairesel grafikte 2018 yılında bir mağazada satılan 5 farklı markada tabletin sayıca dağılımı verilmiştir. Bak ne diyor? 2018'de satılan diyor. Aşağıdaki grafikte ise bu mağazada 2019 yılında satılan tablet sayısının 2018 yılına göre sayısal değişimi verilmiştir. Örneğin A'ya baktığımda 2018'e göre daha az satmış. Yani burada yatay çizginin altında kalıyorsa daha az satmış demektir. B'ye baktığımda 2018 yılına göre 25 adet fazla satmış. Yorum bu. Şimdi devam edelim. Bu mağazada 2019 yılında satılan A ve D marka tablet sayıları toplamı 125 olduğuna göre 2018 yılında kaç tane E marka tablet satılmıştır? Arkadaşlar, şimdi sayıca dağılım olarak verilmiş. Bize ne diyor? A ve D diyor. A ile D ile ilgileneceğiz. Burada her bir dereceye x dersek burada 60x tane A tableti satılmış olur. Burada da 75x tane bak ne diyorum bir dereceye x diyorum arkadaşlar. X tane tablet diyorum. O zaman 60 dereceye 60x tablet olur. 75 dereceye 75x tablet olur. Şimdi geldim 2019'a. A ile baktığımda 60x satıyordu arkadaşlar. Ama 2019'da sattığı tablet sayısı 40 az olmuş. O zaman 2019'daki sattığı A tablet sayısı bu oldu. Gelelim D'ye. D burada 75x'ti. Ne olmuş D'de? 30 tablet fazla satmış D'den. O yüzden artı 30 diyorum. Burası bize 125'i veriyormuş. 60x, 75x daha 135x. Biraz daha düzgün yazalım. 135x. Buradan eksi 10 eşittir 125. Bak 135 x eşittir 135'ten x'imiz 1 geldi gençler. Yani oradaki x tane tablet dediğimiz bir tane tabletmiş. Bir dereceye bir tablet tekabül ediyormuş. 2018 yılında kaç tane E marka tablet var diyor. Onun için bu açıyı bulacağım. Açı nedir arkadaşlar? 60 artı bak. Aynı B'ye baktım. 60'tan 120'nin toplamı 180. Geriye 180 kalıyor. Şuradaki 3 açının toplamı 180 olacak. 60, 75. Biz buraya 45 dediğimizde 180 oldu arkadaşlar. Demek ki 45 dereceye karşılık 45x tablet satacak. O zaman 45 çarpı birden 45 gelecek arkadaşlar. Ama biz 2018 dediği için biz bunu aldık. 2019 deseydi ne yapacaktık? Bu 45x'e bakın 2019, 2018'e göre 30 adet fazla satmış olacaktı. O zaman 45 artı 30'dan 75 adet e-tableti satmış diyecektik. Ama 2018 dediği için direkt 45x'ten 45 çarpı birden 45 geliyor arkadaşlar. Evet geldik çizgi grafiğine. Verilerin yatay ve düşey eksenleri karşılık gelen noktalar ile gösterilmesiyle elde edilen grafik çizgi grafiğidir.
Sevgili gençler, daha programlar kampımızın ilk dersinde biz oran orantıdan bahsetmiştik. Öyle değil mi? Buradaki çizgi grafiklerin hepsi bak böyle doğru orantı grafiğidir. Bundan bahsetmiştik. O yüzden işimiz çok kolay. Doğru orantıyı öğrendiğimiz için bu çizgi grafiklerini çok kolay bir şekilde yapacağız. Nedir? Düşeydeki mesafe ile yataydaki mesafe oranı hiçbir zaman değişmiyor bu çizgi grafiklerinde. Şimdi bakın, aşağıdaki çizgi grafiğinde 6 santim olarak dikilen bir bitkinin evet başlangıç boyu 6 santim. Zamana göre değişimi verilmiştir. Bitki dikildikten kaç ay sonra boyu 18 santim olur. Şimdi arkadaşlarım bakalım, doğru orantı dedik değil mi? O zaman şöyle diyeceğiz. Şöyle bir oran var karşımda. Bu oran 8x6'dan 2. Şurada da yatay mesafe 4. Bu oran 2 bölü 4'tür. Şimdi diyorum ki boyu 18 santim olur. Gel şuraya 18 de ve şöyle birleştir. Dikey mesafe nedir arkadaşlarım? 18x6'dan 12'dir. Burada da T süre diyeceğim. Yatay mesafe de budur. Dikeyin yataya oranı. Buradan T 24 çıkar. Demek ki 24 ay sonra boyu 18 santim oluyormuş. Sen üçgende benzerlik biliyorsan oradan da yaparsın. Ama mantık şu. Bu bir doğru orantıdır. Doğru orantı olduğu için de bu şekilde dikey mesafenin yatay mesafe oranı her zaman eşit olacaktır. Ondan da faydalanabilirsin. Peki bu soru başka yolla çözülemez mi? Şimdi arkadaşlar, boy farkı burada 2 olduğunda 4 ay zaman gerekiyor. Şimdi ben bunun boyunun 18 olmasını istiyorum. Boy farkı başlangıçta arasında ne olacak? 12. Şimdi bak diyorum ki boy farkı 2 iken 4 ay zaman gerekiyor. 12 iken ne kadar zaman gerekir? 2 katı 24 ay gerekir. Bak ne diyorum. 8 iken boylar arasındaki fark 2. Bunun için 4 ay gerekiyor. Boyu 18 olacaksa başlangıç boy arasındaki fark 12. Dedim ki 2 santim fark için 4 ay gerekiyorsa 12 santim fark için kaç ay gerekir? 24 ay. Emin olun şu yaptığım yol hepsinden daha kolay arkadaşlar. Buna alışırsanız bazı sorularda çok daha kolay bir şekilde işlemini sonuca götürebilirsin. 11. örneğimize bakalım. Aşağıda verilen grafiklerden birincisi bir aracın sabit hız aldığı yolu, ikincisi de aracın bu yolu alırken deposunda kalan benzin miktarını göstermektedir. Aracın deposu tam doluyken 60 litre benzin almaktadır. Buna göre bu araç deposu tam doluyken aynı sabit hızla 480 km yol aldığında deposunda kaç litre benzin kalır diyor arkadaşlar. Şimdi bu adam 480 km yol alacak. Arkadaşlarım sabit hızla gidiyor. Bu grafik nedir? Doğru orantı grafiğidir. Diyeceğiz ki 4 saatte 320 km yol alıyorsa 480 km'yi kaç saatte alır? 480 çarpı 4 bölü 320'den 480 bölü 80 6 saatte yol alıyormuş arkadaşlar. Evet. 480 saatte yol alıyor. Şimdi bakar mısınız? Buradaki harcanılan miktara bakmak istiyorum. Harcanılan miktar 60 eksi 24'ten 36 litre değil mi? 4 litrede araç 36 litre yakıt yakıyor. Peki 6 saatte ne kadar yakar? 4 katı nereden çıktı? 9 katı 54 litre. 54 litre benzin yakıyor. O zaman şurada 54 litre yazacaksa 60'dan 54'ü çıkardığımızda kalan benzin arkadaşlarım 6 oluyor gençler. Tamam. Burada benzerliğini kullanabilirsin. Ama bu bir orantı grafiği. Burada bu orantıyı kullanmaya çalış. İşin çok daha kolay olacak. Mesela buradaki soruda benim yaptığım oranı kullanırsan çok daha kolay çözersin. Şimdi bak. Yukarıdaki grafik aynı anda dikilen 1 ve 2. ağaçların boylarının zamana göre değişimini göstermektedir. Buna göre dikildikten kaç yıl sonra
Bu iki ağacın boylarının farkı 6 metre olur. Şimdi arkadaşlarım, şuna bakmanızı istiyorum. Başlangıçta boyları arasındaki fark 2 metre, değil mi? Sonra ne olmuş? 5 yıl geçmiş. 5 yılda bu fark, hani 2 metreydi ya, 2 metre azalmış. Şimdi anlamadım diyebilirsin. Şöyle anlatalım. Başta çiçeğin neydi bu? Ağaç. Ağacın boyları arasındaki fark 2 idi. 5 yıl sonra boyları eşit oldu, değil mi? Ne oldu? Fark 2 iken aralarındaki fark 2 metre azaldı. Çünkü boyları eşit oldu. Ne diyeceğim şimdi? Kaç yıl sonra bu iki ağacın boylarının farkı 6 metre olur. 6 metre olması için kaç yılın geçmesi gerekiyor? 3 katı, 3 katı, 15 yıl geçmesi gerekiyor. Boylar arasındaki fark 15 yıl geçtiğinde 6 metre oluyormuş arkadaşlar. Bak, ben burada boylar arasındaki farktan gittim. Çok kolay bir şekilde yaptım. Başlangıçta 2 metre boy farkı vardı. 5 yıl sonra bu fark sıfıra indi. Ne oldu? 2 metre bu fark azalmış oldu. Daha sonra diyorum ki 6 metre olması için bu farkın kaç yıl geçmesi gerekir? 15 yıl. İşte bu grafikler doğru orantı grafiğidir. Nasıl kullanacağımızı bilirsek hiç işlem kalabalığı yapmadan kolayca sonuca ulaşıyoruz gençler ve konu anlatımın son sorusundayız. Yukarıdaki grafikte bir süpermarketin zamana bağlı olarak değişen su satış miktarı gösterilmiştir. Evet. Mesela Mayıs ayında 15.000 litre, Haziran ayında 19.500 litre. Hangileri doğrudur? Bir ay 30 gün olarak alın demiş. Temmuz ve Eylül aylarındaki toplam satış miktarı, Temmuz, Eylül toplam satış miktarı nedir arkadaşlar? 22.500 ile 20.000'i topladığımda 43.500 olur. Haziran ve Ağustos aylarındaki toplam satış miktarına eşittir diyor. Haziran ve Ağustos 19.500 ve 24.000'i toplayınca ifade ne oluyor arkadaşlarım? 43.500 eşittir demiş. Evet, eşittir. Litreleri topladım. Biri doğru. Şimdi şunu silelim hemen. Devam edelim. Mayıs ayında bir günde ortalama 500 litre su satışı gerçekleşmiştir. Mayıs'a bakıyorum. Mayıs ayında toplamda 15.000 litre su satışı var. Ama bir günde diyor ya, ortalamayı soruyor. Günü bir ay 30 gün olarak alın demiş. 30'a böldüğümüzde 500 geliyor. Demek ki 500 litre su satışı gerçekleşiyormuş bir günde. Yani bunu şöyle düşünün. 30 günde 15.000 ise bir günde ne kadardır? 15.000'i 30'a bölüyoruz. Haziran ayındaki satış miktarı bir önceki aya göre %10 artmıştır. Şimdi dikkat edin. Haziran ayımızdaki satış miktarı 19.500. Bir önceki ayda 15.000. Şimdi diyeceğim ki %100'ü 15.000 iken, çünkü bir önceki aya göre kıyaslama yapacağım. O yüzden %100'ü 15.000 dedim. Arkadaşlar, artış miktarı nedir? 19.500'den 15.000'i çıkardığımda 4.500 olur. Bu 4.500'lük artış miktarı yüzde kaça tekabül eder? Bakın arkadaşlar, 15'in 3 katı 45 ama bir sıfır eksik. Demek ki 3 ile çarpmış, 10'a bölmüş. Bunu da ben 3 ile çarpıp 10'a böldüğümde bana %30'u verecek. %30 artışı verecek. Bana %10 artmıştır diyor. Yanlıştır. Yani cevabımız 1 ve 2'dir. Yani bence burada çizgi grafik sorularında doğru orantıyı güzelce kullanabilmek önemli. Bak, başlangıçta burada ağaçların boyları arasındaki fark 2 iken 5 yıl sonra fark 0'a inmiş. Yani boyları arasındaki fark 2'den 0'a geldiğine göre 2 metre bir azalma meydana gelmiş. Sonra kaç yıl sonra 6 metre olur diyerek orantı kurdum. Bu kadar basit. Burada da orantı kurduk. Peki başka ne yaptık? Burada da orantı kurduk. Tamam, üçgende benzerlikten de yapabilirsin. Hiç fark etmez. Ama dediğim gibi bazı sorularda orantı kurmak işimizi çok kolaylaştırıyor. O yöntemi de
öğrenmeni tavsiye ediyorum. Evet gençler, oryantasyon testimizde devam edelim şimdi.